Hatay'ı vuran depremlerde tarihi yapı Hatay Valiliği binasına ne oldu? 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük depremde Hatay Valiliği binası hasar aldı ama çökmedi. Ancak 20 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde bir bölümü yıkıldı. Bu binanın inşasına 1927 yılında başlanmış ve bir yılda tamamlanmıştı. O zamanlarda Hatay henüz Türkiye sınırlarında değildi. Binanın mimari projesi Halepli ve Beyrutlu iki mühendis tarafından çizilmiş, uygulaması ise yerli ustalar tarafından yapılmıştı. Mali kaynağı ise zamanın İskenderun Sancağı İdari Meclisi tarafından karşılandı. Hatay Devleti 1938'de kurulduktan birkaç gün sonra da bu bina Cumhurbaşkanlığına tahsis edildi. Yani Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in makamı burasıydı. Başbakanlık da bu binadaydı. Hatay'ın idari kalbi, mülkü merkezi, kısacası Hatay'ın kendisiydi. Tarih 29 Haziran 1939'u gösterdiğinde bina en kritik günündeydi. Bağımsız bir devlet olan Hatay, o gün Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanma kararı almıştı. İşte o karar da burada alınmış, burada onaylanmıştı. Bu nedenle binanın Hatay'ın ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde anı değeri taşıyan özel bir önemi var. 2009 yılı sonlarında başlayan röleve ve restorasyon projeleri 2010 yılında tamamlandı. Yapı, özgün haline sadık kalınarak onarılmış ve 2011 yılında Hatay Valiliği olarak yeniden hizmete açıldı. Bu önemli tarihi yapının tekrar ayakta durduğunu görmeyi temenni ediyoruz.